Evet. Görün üzere kevanlar topak topak halinde. Evet, dağın çoğu yerinde var. Dediğim gibi toprak kaymasını önlüyor bunlar. Haricinde güzel bir görünümü var. Çiçeği güzel bir görünümü var. Pembemsi bir çiçeği oluyor. Kuşlara, çekirgelere, böceklere sığınak oluyor. Hatta bir uğur böceği kardeşimiz var şurada sığınmış. Evet. Dağlarda fazla bir ağaç çeşitliliği olmadığı için evet genelde bozkır, çiçekler, evet kuşburnu, karamuk, alıç gibi vesaire ağaçlar ve keven, evet toprak kaymasını önlüyor. Yani onların korunması lazım. Çok zaruret halinde dediğim gibi çobanlar bunun kurumuşunu yakıp ısınıyorlar kışın. Üzerinde ekmek ısıtıp çay demliyorlar. Ama dediğim gibi bunların korunması lazım. Çünkü bunlar bir şekilde evet toprak kaymasını önlüyor. Çünkü görüldüğü üzere aşırı yağmurda. Burada çünkü yazları 1 aylık, 1,5 aylık aşırı bir yağmur zamanı var. Bu yağmurlar yağdığı zaman toprak kaymasını işte bu kevenler önlüyor. Onun için bunlar dağlarımızın olmazsa olmazı. Evet, yanındaki kardeşlerimiz var. Papatya kardeşlerimiz var. Evet abi, her bir metrekaresi bereketli. Her bir metrekaresi kutsal topraklarımızın. Evet, gezmeye devam ediyoruz abi. Gezelim bakalım. Evet, gezelim bakalım. Yolculuğumuz bizi nereye götürecek? Ah, evet, değneğimizi aldık. Derviş misali gezmeye devam ediyoruz. Evet, şurada Kekik kardeşimiz var. Selamun aleyküm. Evet. Şu ufak çiçekleri olan. Evet kardeşim, nasılsın? Mis gibi kokuyorsun vallahi. Arılar senden bal alıyor. Evet. Vızır vızır. Hem çayın harikadır. Hem balının tadı müthiştir. Kıymetlidir. Evet. Dağlarımızın olmazsa olmazı. Şifa kaynağı kekik. Peki, görüşürüz. Çılgın abinden sana selam. Evet, burada da bir tane keven var. Keven kardeşim, görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet abi, değneğimizi alalım. Ah, derviş misali. Ah, gezmeye devam edelim abi. Dağlarımızı gezelim, tanıyalım. Evet abi, yolumuz nereye şimdi? Yolumuz yama kardeşi görmeye. Evet, yamalarda çam ağacının yayvan şekli diyelim buralarda. Dikine değil de toprak üzerine böyle yayılarak yürür. Evet, gölgem de harika gözüküyor bu arada. Evet. Harbiden yoruldum yani. Evet, karşıda Beydağ. Harika bir hava var. Sabah 6'da çıktım. Biraz yoruldum ama değdi. Ciğerlerim açıldı. Evet abi, hamlamışız. Aslında çocukken ben bu dağı bir iki kere çıkardım, böyle koşarak inerdim, çıkardım, inerdim, çıkardım. Evet, çok da hoşuma giderdi ama artık ihtiyarlamışız sanki. Sankisi yok, evet ihtiyarlamışız. Vay 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 vay. Evet abi. Dağımızı, taşımızı tanıyalım bakalım. Evet. Dağlarımız. Evet, bizim orada yaylamız var. Evet, şu anda yaklaşık bir 3-4 bin tane koyun olduğunu duydum. Muhtemelen çobanlar. Evet. Çobanlar var dağda. Evet abi, gezelim bakalım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece,
Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşar Veysel bu hale, kah ağlayıp kah güle. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Evet, bu arada Aşık Veysel'i de rahmetle anıyorum. Evet, bu toprağın, Anadolu'nun olmazsa olmazlarından Aşık Veysel. Evet, o bizim bir markamız. Onu da rahmetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, ileride inek kardeşlerimi görüyorum abi. Arı kovanlarının yanında. Şimdi onları ziyarete gitmek istiyorum. Bekleyin beni, geliyorum inek kardeşler. Evet, çılgın abiniz geliyor. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Evet, yolculuğa devam. İstikamet neresi olursa abi. Evet, Anadolu'nun her bir köşesini gezmek istiyorum abi. Evet, Anadolu'nun her bir köşesini. İstikamet neresi olursa. Evet, istikamet yarın Beydağ. Evet, görüşürüz.